Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Tüm katılımcılarımıza, Intersect Eğitim Programı'na, Girişimcilik Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımız, tüm eğitmenlerimize bugün burada oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün kısaca sizlere eğitim programımızla ilgili bilgi vereceğim. Ve genel olarak Intersect projesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Intersect projesi kapsayıcı girişimcilik eğitim programı olarak geçiyor. Öncelikle ekranımı paylaşarak size Intersect programında destekleri bulunan tüm katılımcılarımızdan da bahsetmek istiyorum. German Marshall Fund, Amerika bazlı bir think tank sivil toplum kuruluşu. German Marshall Fund'ın desteğiyle Intersect, Inclusive Entrepreneurship Refugee Communities, yani kapsayıcı girişimcilik eğitim programını uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Geçen seneden itibaren başladı. Bu German Marshall Fund'ın Marshall Memorial Fellowship ismiyle geçen bir fellowship, yani destek programının bir ürünü. Metimir ailesi olarak bu projeyi yürütmeye devam ediyoruz. Metimir, ODTÜ'de göç alanında çalışmak isteyen, bu konuya ilgi duyan göç araştırmacılarına, göçle ilgilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ve akademisyenleri bir araya getiren bir platform. Bu platform çerçevesinde birçok aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Eğer bu konuyla daha fazla ilgilenmek isterseniz aynı zamanda bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalında daha önce misafir ettiğimiz birçok akademisyen, araştırmacı, girişimciyi programlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda web sitesimize de bakabilirsiniz. Sosyal medyada da bizi takip edebilirsiniz. Bu programda bizi destekleyenler dediğim gibi German Marshall Fund Think Tank'i bizi destekledi. Aynı zamanda mutlaka desteklerini esirgemeyen TOBA, TOB'un bir projesi olan aynı zamanda Entropcomp Europa, TOB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne ve tabii ki asla desteğini azımsayamayacağımız TOB ETÜ Göç Çalışmaları Programı'na özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Programdan kısaca bir bahsedeyim ben. Dediğim gibi ODTÜ Göç Çalışmaları, yani kısaca METİMİR, uzun zamandır farklı programları yürütmeye devam ediyor. Bugün de şimdi sizlerle birlikte çok değerli, deneyimli eğitmenlerimiz var. Ve bu sertifika programınızı tamamlaması sürecinde sizlere girişimcilik nedir, bir başarılı bir girişimci olmak için nelere dikkat etmek gerekir, neleri ön planda bulundurmak gerekir, genel bir eğitimini sunmaya çalışacaklar. İlk programımız 6 Kasım bugün sabah 9.30'da başladık. 1'e kadar devam edecek. Daha sonrasında 13 Kasım'da ve 20 Kasım'da da iki aktivitemiz daha olacak. Sizlerden burada girişimcilik fikirleriniz olsun ya da olmasın, ama en azından bir girişimcilik konusunda ilgi sahibi olan, ya Türk vatandaşısınız ya da göçmen ve mülteci gencisiniz aramızda bulunuyorsanız eğer. Çok fazla başvuru oldu. 200'ün üzerinde başvuruya sahip olduk ve bunların içerisinden sizlerin buraya katılımına sağladık. Umarım programı takip edebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz ve tüm seminerlere katılarak genel bir çerçeve sahibi olabilirsiniz girişimcilik konusunda. Ve daha sonra da bu ağ kurma etkinliğinde birbirinizle etkileşime geçerek ve mentorlarımızla, jüri üyelerimizle iletişime geçerek daha fazla bu projenin daha fazla etkisinin artmasını umut ediyoruz. Yani sadece eğitimi alarak bu eğitimi bir kenara koymanızı değil, uzun vadede bunu hayatınıza geçirebilmenizi, bir girişiminiz olmasa bile girişimcilik konusunu hayatınızın bir parçası halinde devam ettirebilmenizi umuyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi eğer bir proje ortaya koymak isterseniz bunun sonucunda o zaman da belli bir süre içerisinde bize bir proje fikrinizi iletmeniz gerekecek. Bununla ilgili ayrıntıları zaten e-mail üzerinden buraya girişimci adayı olarak katılan arkadaşlara ileteceğiz. Bunun dışında birinci olan finalistimiz TOB Teknoloji Transfer Ofisi'nin Garaj Kuluçka Merkezi'nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis ve altyapı hizmetinden yararlanabilecek, ücretsiz eğitim ve yatay dikey mentorluk desteği programlarına dahil olabilecek ve fikrini gerçekleştirmek için de uygun fon programları hakkında yönlendirilecek.
Bu birinci olan finalistimizin. Ama birazdan paylaşacağım gibi, görebileceğiniz gibi aynı zamanda programda da tüm bu bahsettiğim kısımlara öncelik verdik. O yüzden sadece birinci olan projemiz değil, aynı zamanda bütün katılımcılarımızın da bütün bu bahsettiğim konulardan faydalanması mümkün olabilecek. O yüzden programın sonuna kadar takip etmeniz ve programın bu faydalarından yararlanmanızı hepinize özellikle tavsiye ediyorum. Ben programı da kısaca bir paylaşayım sizlerle. Bugün benim konuşmamdan sonra katılımcılarımız için doçent doktor Başak Yavcan, TOBETÜ'den ve aynı zamanda Liège Üniversitesi Higo Observatory'den bir etki analizi uygulaması yapacak. Bir linki gönderecek. Kendisi bunu anlatacak size zaten birazdan. Sizlerden de o linki tıklayarak onu doldurmanızı rica ediyoruz. Daha sonra programda ufak bir değişiklik oldu. Maalesef uçağına yetişmesi gerektiği için Selahattin Bey'i ilk başta alacağız. Türkiye ve dünyada girişimcilik ekosistemi, iş bulma adımları ve iyi örnekler üzerine kendisi bir eğitim gerçekleştirecek. Arkasından Sevelhan İskender, TOP Brüksel Ofisi ve aynı zamanda Entrecop Europe'un Türkiye temsilcisi olan Sevel Hanım da girişimcilik yetkinliklerine AB yaklaşımını ve Entrecom çerçevesini sizlerle paylaşacak. Ve bireyleri girişimci yapan unsurlar nedir? Bunlardan bahsedecek. En son olarak da Adil hocamız işletme bölümünden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden girişimcilikteki roller ve girişimcilik çeşitleri hakkında bize bilgiler verecek ve ilk günkü eğitimimiz de bu şekilde tamamlanmış olacak. Sizlere iyi bir eğitim programı diliyorum. Aramızda olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Umarım çok faydalı ve gerçekten verimli bir eğitim programı gerçekleştiririz diyerek ben sözü Başak Hoca'ya bırakıyorum. Herkese merhaba. Çok teşekkür ederim Başak Hocam. Ben de Başak, bir başka Başak. Başak Yavşan TOBETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden. Öncelikle hem Başak hem Metumir'e bu güzel etkinlik için çok teşekkür ederim. Başından beri heyecanla takip ettiğimiz ve sonunda bugüne gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Çok büyük emeklerle gördük ki bu program bir araya getirildi ve sizlerle bir araya geldik bugün. Benim bu noktada şöyle bir katkım olacak. Bu gibi etkinliklerin devamı için özellikle yaptığımız etkinliğin nasıl bir etkisi olduğunu göstermemiz çok büyük önem taşıyor. Aynı zamanda etkinliğe katılanların memnuniyetini sağlamak da çok önemli. O yüzden de çok kısa bir anket hazırladık. Yaklaşık 6 dakika sürüyor doldurması. Bu anket ile Intersect projesinin amaçladığı hedeflere ne ölçüde ulaşabildiği ve sizlerin ihtiyaçlarınıza ne ölçüde cevap verebildiğini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bu ankete katılmakla ilgili size dair herhangi bir risk söz konusu değil. Kişisel bilgileriniz asla sorulmuyor ve cevaplarınız kişisel bir bilgiyle ilişkilendirilmiyor. Yani tamamen anonim bir anket ve sonuçta da cevaplarınız toplu olarak analiz ediliyor. Tek tek değil. Katılımınız gönüllü, istediğiniz noktada çekilebilirsiniz. İstediğiniz soruya cevap vermeyebilirsiniz. Ama ne kadar çok cevap verirseniz hem bu eğitimin daha da iyileştirilmesi hem de bundan sonraki eğitimlere yolun açılması açısından büyük katkınız olacak. Şimdi 3 farklı anket hazırladık, farklı dil tercihlerini de göz önüne alarak. Birinci anketimiz, şöyle chatten de paylaşıyorum. Birinci anketimiz yerli halktan katılımcılar için Türkçe bir anket. Yerli halktan, yani Türkiye'li bütün arkadaşlarımız bu linke tıklasınlar lütfen. İkinci ve üçüncü anketler göçmen katılımcılarımız için. Onlar da Türkçe doldurmak istiyorlarsa anketi ikinci linke, eğer İngilizce doldurmak istiyorlarsa üçüncü linke tıklayabilirler. Zaten chatteki yazdığım kutucuktan da kendini belli ediyor neyin hangisi olduğu. Herhangi bir sorunuz olursa ben buradayım. Şu anda hepinizi anketi doldurmaya davet ediyoruz. Bir benzerini de sonda yapacağız bu anketin ki gerçek yarattığımız etkiyi ve sizlerin memnuniyetini daha iyi tespit edebilelim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren anketi doldurmanızı bekliyoruz. Bir 6-7 dakikamız olacak bununla ilgili, yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Bu işin de en heyecan verici yanı o.
anlık cevapları görünce. Şu ana kadar 13 arkadaşımız tamamladı. 20 kişi olduk. Sonunda bitti. Ya basarsanız daha hızlı düşer sisteme de. Bitti. Done İngilizcesi. Evet, linki doldurduğunuz zaman link bittikten sonra en altında, sayfanın en altında tamamlamanız için butona basmanız gerekiyor ki sonuçlar Başak Hoca'ya ulaşabilsin. Bitiren arkadaşlarınızdan ricamız o sonundaki linke tıklamanız. Yani bitir butonuna, linke değil, bitir butonuna tıklamanız lütfen. Hızla artıyoruz. 24 oldu. 1-2 dakika daha verelim. Sonra link herhalde açık olacak değil mi Başak Hocam? Linkler açık kalacak. Şu anda yaklaşık 28 kişi doldurdu. Yavaş yavaş başlanabilir aslında arzu ederseniz. Linkler de burada durur. Doldurmak isteyen arkadaşlarımız hani özellikle öğlene kadar bugünün içerisinde doldurabilirler. Tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese. Hem ankete katılımı için hem de bu güzel programa katılımı için ve bu güzel organizasyon için. Heyecanla sondaki anketi tekrardan sizlere tanıtmayı bekliyor olacağım. Başarılar diliyorum sizlere. Umarım beklentilerinizi karşılayan, pek karşılıklı, pek çok şey öğrendiğiniz ve bizim de sizlerden öğrendiğimiz güzel bir süreç olur. Teşekkürler. Çok teşekkürler Başak Hocam. Ben daha fazla vakit kaybetmeden hemen ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Selahattin Diritçi, Türkiye'de ve dünyada girişimcilik ekosistemi, iş bulma adımları ve örnekleri kendisi bizimle paylaşacak. Ben kısaca kendisi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Selahattin Bey, Türkiye Ulusal Ajansı'nda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı'nda eğitmen olarak görev almakta. Aynı zamanda lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamış. Arkasından Toros Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapmış Ciritçi. Bunu takiben girişimcilik alanında 2021 yılında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne doktora programına başlamış. Hem eğitmen hem de kendisi de eğitim yolunda devam ediyor. Kendisi geçmişte Avrupa Birliği proje koordinatörlüğü yapmış ve Toros Üniversitesi'nde dış ilişkiler ofisinde uzman olarak görev almış. Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan ve girişimcilik alanında da birçok eğitimi gerçekleştirmiş olan Selahattin Bey'i aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için ve eğitmenimiz olduğunuz için Selahattin Bey. Eğitime başlayabiliriz. Sizi dört gözle dinlemeyi bekliyoruz. Tamam, çok teşekkürler Başak Hocam. Günaydınlar herkese. Umarım sesim iyi geliyordur şu anda. Biraz önce kontrol etmiştik ama. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Biraz orada bilgi karmaşası olmuş. Ben Uludağ mezunum. Uludağ Maliye, daha sonra Uluslararası İlişkiler. Aslında çok pardon, özür diliyorum o zaman. Yok, hiç önemli. Biraz karışık, çok fazla çalışmanın içinde olduğum için. Çok yıllardır. Fazla, evet, eğitim almışsınız siz de. Şu an hali hazırda, hemen herkese merhaba tekrar, Selahattin ben. Böyle chatten Selo diye de yazabilirsiniz. Bu arada biraz önce başlamadan çok ilginç bir şey oldu. Chat bölümünden özel bir mesaj geldi bana, bizsiz düğün olmaz hocam diye. Ahmet Hassun'dan. Ben de acaba bir yerden tanıyor muyum diye düşünürken, GAP İdaresi'nin yine girişimcilik, bir girişimcilik üzerine yaptığı bir programda mentorluğunu yaptığımız Suriyeli bir arkadaşımız. O da moda tasarımıyla ilgili bir iş fikri vardı. Bir dönem onun mentorluğunu yapmıştık, fikrin hayata geçmesi için. Onu burada görmek de çok güzel. Hatta yine bizim haberimiz, benim haberim olmadan şu anda bir sempozyumun tamamladık. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan gençlik istihdamı ile ilgili uluslararası bir sempozyum. Oradan da bir katılımcımız Caner burada. O yüzden aslında gördüğünüz gibi ekosistem çok küçük. Girişimcilik alanına ilgi duyan insanlar bir şekilde birbirini buluyorlar, ya birbirini tanıyorlar. Halihazırda böyle hala bir avuç insanız baktığınız zaman. Burada çok kıymetli hocalar da var zaten. Şimdi ufaktan başlayalım. Benim bir ricam olacak. Eğer tabii cumartesi sabahı herkes belki yatağında elinde kahvesiyle de bağlanıyor olabilir. Ya da camın önünde dışarıda yağmuru izleyenler de olabilir. Bilmiyorum şu anda Ankara'da ya da diğer şehirlerden bağlanan varsa hava nasıl ama. Kameranızı açma şansınız olursa çok seviniriz. Bence yüzümüzü görmek, interaktif olması açısından çok değerli. En azından orada mısınız, yaşıyor musunuz, duyuyor musunuz onu da görmüş oluruz. Kamerasını açabilecek olanlar varsa şöyle ben bakıyorum, ben de görebiliyor muyum diye.
Çok seviniriz. En azından yüz yüze tanışmış, yüz yüze belki bir programda karşılaşacağız. Belki diyeceksiniz ki hocam yatırımcı olmak ister misiniz bizim fikrimize? Sizden 2021 yılında buluşmuştuk diyeceksiniz. Adil Hoca gülümsüyor. Herhalde hocam siz bir yatırım planları var. En son Adil Hocam'la da bir case study eğitiminde karşılaşmıştık tekrar. Birkaç sene önce. 3 sene olmuştur herhalde. Araya pandemi girince artık. Sizleri görmek çok güzel. Süper. Şöyle bakıyorum. Volga, Tutku, Feyza, Batuhan, Caner burada. Harika. Kameranızı açmak isteyenler varsa çok sevinirim sizleri görmek. Önce nasılsınız ve bu eğitime niye geldiniz? Yani silah zoruyla mı, işte hocalarınızın tehdidiyle mi, yoksa gerçekten ya neymiş bu kadar insan girişimcilik konuşuyor, onu merak ettiğiniz için mi geldiniz? O yüzden chatten böyle bir kelimeyle de olabilir. Niye buradasınız? Merak ettim, sıkıldım. İşte Netflix'e dizi kalmamıştı. Bir saatimi ya da işte bu tüm günümü girişim ekosistemini, girişimciliği keşfederek geçireyim. Orada tabii çeviri yapan arkadaşlar, ben biraz hızlı konuşurum ama umarım yakalayabiliyorsunuzdur. Ya da umarım herkesin. Güzel. Değer katmak için. Rabia kendine değer katmak için herhalde bu diyorsun. Ya da belki fikirlerini diğer fikir bulma aşamasına olan ekiplere. Bu bir saat içerisinde size olabildiğince ekosistemin neresinden bakmanız gerektiğini ve bizim kendimizi nasıl motive ettiğimizi de anlatacağım. Farklı bakış açıları kazanmak için var. Orada İngilizce de yazabilirsiniz. Türkçe yazmayla aranız kötüyse süper. Böyle bir dakika bekleyeceğim. Bakalım niye geldiniz cumartesi günü. Yani Başak Hoca'nın şeyi de olabilir. Gelmezseniz gözüme görünmeyin. Bizim Uludağ'da çok başımıza geliyordu. Tüm seminer ve konferanslara katılma zorunluluğumuz vardı. O yüzden şu anda sivil toplum çalışmalarındaki deneyimlerim aslında Uludağ'daki hocalarımın zorla öğrenci kulübü aktivitelerine ya da kendi seminerlerimize bizi tehditlerle göndermesi. İyi ki de göndermişler. Selahattin Bey, bizde otu ruhu var. Her şey tamamen gönüllülük esasına dayalı. Bu arkadaşlarımız da yaklaşık 200 küsür kişinin arasından seçildiler. O yüzden seçilmiş, özellikle seçilmiş arkadaşlarımız aramızda. O yüzden de gerçekten ilgi duyan bir grupla bir aradayız. Ya o da çok çok şaşırtıcı. Çünkü girişimcilik programlarının aslında çok ciddi sayılarda, özellikle pandemide insanlar artık online programlardan yorulduğu için çok sayıda katılımcı bulunamıyor. O yüzden sayı beni çok şaşırttı açıkçası. Çok sevindirici. Şöyle bakıyorum neler var. Yeni şeyler öğrenmek isteyenler var. Girişimci olmak isteyenler var. Göç alanında yapılabilecek girişimlere merak duyanlar var. İlgili olanlar var. Şöyle bakıyorum başka var mı? Güzel. O zaman ben böyle girişimcilikle neden çalışıyorum ya da bu alanda neden uzmanlaşmaya doğru, uzman demek çok zor bence bu alan için. Çünkü her gün bilgi hızlı değişiyor. Neden bu alana ve nasıl girdim onu böyle kısaca özetleyeyim ilk cümleler olarak. Ben Uludağ'da okuduğum yıllarda özellikle öğrenci kulüpleri bizim çok aktifti. Yani şu anda ODTÜ'deki öğrenci kulüpleri birçoğunda takip ediyoruz hala eski bir gelenek olarak bizde. Ülkedeki öğrenci kulüpleri nasıl diye. O nedenle Uludağ'daki öğrenci kulüpleri biz kendimizi geliştirmek için, o zaman çok girişimci konuşulan yıllar değildi 2000 yılların başı. Biz kendimizi geliştirmek için onlarca farklı çalışmada bulunuyorduk. Ve daha sonrasında Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2004'te açılmasıyla beraber Avrupa Birliği'nin eğitim ve genç programları, sizlerin belki bildiği Erasmus programıyla tanışma şansımız oldu. Bu programıyla onlarca ülkede gençlik alanında gençlerin kendi hayallerine ulaşması, kendini geliştirmesi için farklı farklı projelerde, toplantılarda, staj programlarında yer alma şansı bulan gençlerdenim. Aslında alandaki o uluslararası fırsatları kullanan, belki şu an için yaşlı olan ama döneminde ilk yapan gençlerden biriyim. 2008'den beri de hem Türkiye Ulusal Ajansı'nın hem Avrupa Komisyonu'nun, 2018'den beri de hali hazırda gençlik istihdamı ve genç girişim üzerine çalışan ve 15 ulusal ajansın ortakları kurulan Youth at Work Network diye, birazdan linkini de paylaşırım merak edenler için, bir uluslararası ağın eğitmenlerinden biriyim. Aslında kariyer planım hiç böyle değildi. Yani girişimciliğe nasıl düştüm, niye buradayım şu anda onu bile sorgulamam lazım. Çünkü stajlarımı, çalışmalarımı hep uluslararası işler, Avrupa Birliği politikaları üzerinde yaptım. İşte Galatasaray Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde onlarca çalışmaya katılıp yurt dışında Prag'da parlamentoda staj yaptıktan sonra
insan bir anda kendi girişimcilik dünyasını bulabiliyormuş. Bu da biraz sizin neye tutkulu olduğunuz ve neleri başarmak istediğiniz ve neleri merak ettiğinizle çok yakından ilgili. Bu arada yavaş konuşmam gerekirse arada beni uyarabilirsiniz. Ben zamanımız kısa diye böyle olabildiğince özetlemeye çalışacağım. 2015 yılından beri özellikle ben adını alayım bu arada. Adana'da yaşıyorum. Ve 2015 yılından beri özellikle bizim daha çok odaklandığımız, daha önceki yıllarda gençlik girişimciliği istihdamı yerine gönüllülük, liderlik, takım çalışması, Avrupa Birliği politikaları, Avrupa Birliği vatandaşlığı gibi konular çalışırken gençlik alanında bir anda genç girişimci, genç istihdamı ve genç işsizliği konuşmaya başladık. Sizce niye bunu konuşuyoruz? Yani biz deli miyiz, durup dururken böyle işi gücü bıraktık, gönüllülük gibi böyle minnoş minnoş konular varken neden bir anda daha sert, daha başarıya ulaşması uzun süreçler alan konuları konuşmaya başladık sizce? Özellikle böyle 2015'lerden sonra. Orada hala eğitime niye geldiğinizi yazanlar, onları da göz atıyorum orada ben. Sizce şu anda neden biz girişimcilik konuşuyoruz? Ve bu eğitim neden yapılıyor? Niye böyle bir ihtiyaç var? Bu bizim sempozyumda da konuştuğumuz aslında başlıklardan, konulardan biri. Bu arada mikrofonu açık da söyleyebilirsiniz. İlla yazmak zorunda değilsiniz. Olabildiğince interaktif yapalım. Tutku. Gönüllülüktense daha sürdürülebilir olan bir sistem olduğu için olabilir mi? Olabilir. Ya gönüllülük de aslında hayatınızın hep bir parçası olması gereken başlıklardan biri. Ama finansal anlamda söylemiştim. Hani gönüllülük gençken çok güzel ama belki bir süre sonra finansal olarak da desteklenmek iyi bir şey olabilir. Güzel. Yani gençler aslında kendi gelirlerini elde etmesi gerektiği bir noktaya geldik. Güzel. Çünkü hayat giderek zorlaşıyor farkındaysanız. Dünyanın her yerinde. Sadece bizim sorunumuz değil bu arada. Girişimci olmak ya da gençlik sorunları. Var mı başka fikri olan? Neden biz girişimci konuşuyoruz? Özellikle neden gençlerin girişimci olmasını istiyoruz? Şöyle bakıyorum. Ya da siz neden girişimci olmak istiyorsunuz? Bazen yazılar geç düşüyor. O yüzden birkaç saniye bekliyorum böyle sizleri. Belki birkaç cümleyle şöyle söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kamu istihdamı ne yazık ki sınırlı. Ve biz kültürel olarak aslında Türkiye'de birçok aile, birçok ebeveynden, birçok sizlerin hayatını, kariyerini yönlendiren insanlardan, eski kuşaklardan şunu duyarsınız. Kamuda bir yerin olsun, yani bir devlet kurumunda çalış ve hayatın garanti olsun ve güllük gülistanlık, tosbağma bir hayatın içine yaşa. Ama ne yazık ki artık büyük bir nüfusa sahibiz, büyük bir genç nüfusu var. Şu anda 20 milyona yaklaşan bir genç nüfus var. Tabii günden güne hızlı da yaşlanan bir ülkeyiz. Bu genç nüfus aslında daha fazla istihdam fırsatıyla buluşmak durumunda. Ve bu istihdam alanını ne yazık ki yaratmak o kadar kolay değil. Ve özellikle kamudan bunu beklemek, yani kamunun herkesin istihdam etmesini beklemek çok da gerçek değil. Özellikle baktığınız zaman üniversite mezunu genç işsiz oranının en son bıraktığımızda 1 milyon 250 bin neredeydi 3 sene önce rakamsal olarak. Şu anki rakamları pek duymak ve görmek istemiyoruz açıkçası. Ne yazık ki üniversite mezunu genç işsiz sayısı günden güne artıyor. Ve kamunun böyle bir istihdam alanı yaratması imkansız. Çünkü şu anda halihazırda 5 milyona yakın insan sadece kamuda çalışıyor. Ülke nüfusunu düşündüğün zaman 80 küsur milyon insan ve o 20 milyona yaklaşan genç hepsine kamunun istihdam sağlamı gibi opsiyon yok. Bir diğer yandan ise teknoloji aslında gençlere, özellikle teknoloji bu kadar hızlı gelişmesi, bu kadar çok hızlı ürün ve hizmet yaratılması bir yandan da gençlere bir fırsat sağlıyor. Çok hızlı hayal ettikleri, mutlu olacakları işleri yaratmaları için onlara böyle bir araç sağlıyor. Şu anda mesela Adana'nın köyünden bir tane iş fikri bulup ürünleri hiç görmeden dünyanın herhangi bir yerine satabilirsin. Eğer doğru kanalları, doğru metotları, doğru modelleri kurgularsanız. O yüzden internet gibi bir şey aslında insanların, özellikle gençlerin çok daha hızlı kullandığı, çok daha hızlı adapte olduğu ve fikirlerini bir şekilde hayata geçirebildiği süreçleri aslında güçlendirmiş oluyor. Bu arada ben hemen Sena yazmış. Evet, Sena çok doğru bir yorumla başlamış. Girişimcilikte başarılı olan insanı daha çok görmeye başladık. Bu da cesaret, kesinlikle en son örnekleri zaten birazdan konuşacağız. Artık bir işe girip çalışmaktansa girişimci olmak daha verimli gelmeye başladı çoğu insana. Çünkü 8-5 bir masa başına oturmaktan ziyade kendi işini kurulacağı ve kendi zamanını tasarlayabileceği
bir hayat kurgulamak ve mutlu olmak istiyor bir yandan gençler. Burada tabii sizler, benim sizin adına konuşmanız çok doğru olmaz bir gençlik çalışanı olarak. Z kuşağının beklentileri de farklı. Yani şu anda işte eski kuşaklardan biri olarak ben burada, sizden daha küçük bir aramızdaki fark olarak. Benim hayattan beklentim, iş hayatından beklentim, sizinkine yakın olmakla beraber eski kuşağıdır. Ama siz başka bir gerçeklikle bu dünyanın içine geldiniz ve başka bir teknolojinin içine doğdunuz. O nedenle aslında fırsatlarında, hem fırsat hem zorluklarında tam ortasındasınız. O yüzden bu ve benzeri programlarda bu fırsat ve zorlukları en verimli şekilde kullanmaya getireceğim. Şimdi hemen hızlıca, fazla da, ben burada girişimcilik konusunda çok tutkulu olduğum için bu alandaki iyi örnekleri sizlerle paylaşmayacağım. Sizden hemen bir link yolladım. Şöyle de ekran paylaşımı yapacağım. Linke girmenizi ve ilk gördüğünüz soru olan bir girişimcide size göre olması gereken özellikler nelerdir? Aklınıza gelen 3 tanesini. Hemen şöyle ekranı da paylaştım herkesle. Şey yazıyoruz herhalde değil mi? Size gönderdiğim linkten yazıyorsunuz. Şu anda evet. menti.com'a da girebilirsiniz. Hemen yukarıda bir kod görüyorsunuz şu anda. Şu anda herkes görüyor diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Bakalım bir girişimcide size göre neler olması gerekiyor? Ne gibi özellikler? Pratik zeka gördüm. Risk alma, inovatif olması, para olması, para gibi bir özelliği. Demek ki bir finans kaynağına sahip olması gerekiyor. Sabırlı olması, özgüvenli, şöyle yaratıcı düşüncelere sahip olması. Creative mind gördüm orada. Motivasyona sahip olması gerekiyor. Özgüven gördüm yine, self confidence'ı. Sermaye var. Tabii sermaye sadece para olarak özetlemek doğru olmaz. Bence insan kaynağı da çok ciddi bir sermaye. Ve belki biraz sonra ekosistemi konuşurken onun da altını çizeceğim. Hala ekosistemde bu alanda uzmanlaşmış insana ihtiyaç var. Belki girişimcilik alanında merkezlerde çalışmak bile çoğunda bir kariyer fırsatı olarak önümüzde. Şöyle bakıyorum başka neler var diye. Disiplinli olmak var, gözlem yapabilmek var. Belki onun altında araştırmacı olmak var. Bir maceracı kelimesi gördüm orada. Bilmiyorum, girişimcilik alanı için maceraya atılmak çok da kolay olmaz. Belki proje bazında olabilir. Küçük projeler bazında, pilot projeler. Ama günün sonunda arka planında bir kan ter gözyaşı olacak. Yani zaman harcayacaksınız, paranızı harcayacaksınız, ekip kuracaksınız. Belki insanlarla süreçleri yöneteceksiniz. O yüzden çok da maceracı olmamak lazım belki. Fikirler açısından maceracı olunabilir. Belki fikirler çok hızlı değişebildiği için. Araştırma yapma, yorumlama var. Şöyle gözden kaçırdığım var mı diye bakıyorum bir yandan da. Bakıyorum değişik bir şey var mı? Hayalperest olma var. Kesinlikle öyle. Hayal kurmadan zaten yeni bir fikir bulmak. Onu hayata geçirmek bence çok da kolay değil. Yoksa birbirine benzer onlarca uygulama görüyorsunuz şu anda. Herhangi bir app'e girdiğiniz zaman işte Google'a ya da App Store'a onlarca birbirine benzer fikir görüyorsunuz aslında, uygulama görüyorsunuz ama aralarından ayrışanlar, belki daha fazla araştıranlar ve ya da farklı açılardan bakanlar. Kararlılık var, sabır var, öğrenmeye ve yeniliğe açık olma var. Bakıyorum, gözden kaçırdım var mı? Güzel. Şimdi hemen bir ikinci soru gelsin o zaman size. Şu anda ikinci soruyu görmüş olmanız lazım. Hemen ekranı paylaşıyorum. Bence en kritik sorulardan biri bu. Peki sende bu girişimci olma özelliklerinde hangisi var? Yani şu anda işte Caner olarak, Batuhan olarak, sonra kimler var bakıyorum. Rabia olarak, Tutku olarak ya da Selahattin olarak sizde hangileri var girişimci olma özelliklerinden? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Mesela ben de yeniden başlayabilme özelliği var. Yani ne kadar durum kötü olursa olsun tekrar çok hızlı bir şekilde eğitimimle, belki deneyimlerimle ya da dünyadaki fırsatları bilmemle doğru orantılı olarak tekrar çok hızlı başlayabilirim. Sıfırdan başlayabilme gibi bir gücüm var, o gücüm olduğuna inanıyorum en azından.
Güzel. Bir tane kriz anını yönetebilme gördüm orada. Belki ileride ve belki bu eğitimden sonra bir ekip olarak, gelecekteki startup kuracak bir ekip olarak farklı ekip üyeleriyle çalışacaksınız ve krizden muhakkak çıkacak. İşin her aşamasında fikir bulmaktan fikir sunmaya, finans kaynaklarını kullanmaya ya da başarıyı bölüşmeye kadar birçok noktada krizler çıkabilir ekiplerde. Özellikle birbirini tanımayan ve sadece fikir etrafında buluşan ekiplerde. Çalışkanlık var, hırs var, arzulu olan var, adapte edebilen var, motivasyon, meraklı olan var. Önemli olan noktalardan biri bence. Kendine inanan var, dinamik olduğunu düşünen var, tecrübeli olan var, süper. Pes etmeyen var, pes etmeyeceğim diyen var. Şu an tabii ortada cesareti görüyorsunuz. Demek ki burada bu 50 küsur katılımcımız arasında çok pardon, en çok öne çıkan nokta cesaret gibi görünüyor. Cesaret ve kararlılık. Gerçekten cumartesi günü beni çok güzel başlattınız. Bu arada biz buradan da biraz önce Başak Hocam söyledi, uluslararası bir sosyal girişimlik eğitimi yapmak için Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde yine yabancı katı, Avrupa'dan gelen katılımcı ve Türk katılımcı beraber Trabzon'da olacağız. Sosyal girişimlik konuşacağımız böyle bir hafta olacak. Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da neler oluyor? Biz gençler ne yapabilir? Onu da muhtemelen Adil Hoca sosyal girişimciliği anlatacak. Muhtemelen girişim çeşitlerinde. Ben de böyle küçücük önden değinmiş olurum birazdan. Şöyle bakıyorum, ilginç başlıklar var mı diye bakıyorum. Çözümcü olanlar var. Uzun zamandır görmediğim kelimeleri görüyorum. O yüzden çok şaşırtıcı ve çok sevindirici. Respect var. Demek ki ekip üyelerine. Buradan bir yandan da şunu düşünmeniz lazım. Çok fazla gördüğünüz gibi pozitif şey alıyoruz buradan. Geri bildirimler alıyoruz aslında. Buradaki katılımcılarla ilgili. Yani bir fikriniz varsa buradaki insan grubu size bir güven vermesi lazım. Fikrim var. Evet ya, biz Başak Hoca'nın yaptığı bir eğitime katılmıştık. Oradaki çocuklara ulaşsak acaba bizle ilgili çalışabilecek, işte bir sosyal medya yönetebilecek ya da bir yazılım mühendisi ya da bir işletme öğrencisi bizim aramıza yer alır mı? Fikrimizi sahiplenir mi? Bize yola çıkar mı'nın cevabını aslında burada görüyorsunuz bir yandan. Çünkü çalışkanlığı gördüm, cesareti gördüm, kararlı olan disiplini gördüm. Gördüğünüz gibi çok fazla şey veriyor. Kimse böyle negatif bir şey yazmamış bir yandan da. En güçlü oldukları yanları yazmışlar. Mesela zeki olan biri varmış. Bence bununla övünen birine çok ciddi araştırma yaptığını düşünebilirsiniz. O yüzden güzel noktalar. Çok teşekkürler burada paylaşım için. Ben hemen şöyle döneyim. Şimdi biraz ekosistemi... İki saniye verirseniz sunumu alacağım. Şimdi tabii pandemi döneminde girişimci özellikleri biraz değişti. Ve öne çıkan üç tane başlık var bence. Hemen o başlıkları sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi, şu anda hepinizin görüyor olması gerekiyor, resilience. Pandemi dönemi bildiğiniz gibi bir günde başladı. Yani bir gün haberler dediler ki sokağa çıkamıyoruz, dünyada bir hastalık var, bir kriz var. Ve düşünün, ODTÜ'deki A kafe, bir de, ODTÜ'deki en ünlü kafeyi söyler misiniz bana? Daha önce bulundum ama hatırlayamadım şu anda isimlerini. En ünlü kafese. Çatı göremedim. Çatı. Çatı. Düşünün. Aranızda Rabia ve Tutku, ikiniz çatının ihalesine girdiniz ve işte yeni bir kafe tasarlıyorsunuz. Tam da pandemi öncesinde, yani Şubat gibi düşünün. Şubat ayında ihaleyi aldınız ve artık çatı sizin ve içeride teknoloji de kullanacaksınız. İnanılmaz yatırım yapıyorsunuz. İşte insanlar gelecekler, masalardaki dijital menülerden ürünlerini seçecekler ve o anda hazırlanacak gibi gibi onlarca yeni fikriniz var çatıyı kurgularken ve pandemi geldi. Bu süreci nasıl atlatırdınız? Tutku, Rabia. Dayanabilir miydiniz bu kadar uzun sürece? Zor olurdu sanıyorum. Yani onun için gerçekten öncesinde bir risk analizi yapmış olmamız gerekiyor. Bunu öngörebilmemiz gerekiyor. Çok kolay bir süreç olmasa gerek. Kesinlikle bir öyle. Bir günde olduğu için direncimizin yüksek olabilmesi için belki yeni fikirler, işte evlere servis. Bravo. Gibi şeyler, artık bilmiyorum. O hiç gezmedim ama onu, evet. Orada öğrenciler hala kalıyorsa onları bir şekilde sürecin içine dahil edecek. Hı-hı. Belli kampanyalar olabilir, belki bize destek olun gibi. Hı-hı. Bakalım bunları. Yeni, aslında yeni bir öğrenme süreciyle karşılaşmalısın ve dayanıklı, evet, olman lazım. Çünkü süreci iyi yönetebilmen lazım bir yandan da. O yüzden resilience kelimesi böyle bizim suratımıza tokat gibi vuran kelimelerden biri. Demek ki
hiç beklenmedik krizlere bile hazır olabilmek lazım. Onlarla yüzleşebilmek ve belki işte senin dediğin gibi çok hızlı hareket edip süreci yönetebilmek lazım. Strateji değiştirmeye çalışırdık demiş Rabia ve kriz yönetimi önemli. O yüzden bir girişimcinin belki işte risk, biraz önce riske de söylemiştiniz ya, risk alabilmeli diye. Risk aldığınızı bilerek yola çıkmak lazım. Tabii ki böyle küresel bir sağlık kriziyle karşılaşacağımızı düşünmek açıkçası ben düşünmezdim. Ama bu bize bir şey öğretti bu pandemi dönemi. Her şey her an olabilir. O yüzden yine fikirleri konuşurken belki ne gibi krizler olabilir? Onları da ekibin aslında yolun en başına konuşması lazım. Bir kelime daha girdi hayatımıza. O da aslında biraz önce Tutkun'u söyledi. Agile. Agile kelimesi çevik. Olabildiğiniz kadar hızlı, çevik ve tüm süreçte öğrenebilmeniz, krizleri yönetebilmeniz, ekibinizi hızlı kurgulayabilmeniz ve o dinamizi sürekli ayakta tutmanız lazım. Çünkü girişimcilik böyle herhangi bir sosyal projeyle yan yana tutamayacağınız bir kavram ve bir alan. Çünkü girişimcinin bir yanında sizin onlarca ödemeniz, ürün ya da hizmet üretiminiz ve bir yandan ekibi, yatırımcılarınızı ya da en kötü finans kaynaklarınızı doğru kullanıyor olmanız lazım. Ve hep çevik olmanız lazım. O yüzden ben böyle biraz daha rahatıma düşkünüm, böyle süreçte yavaş ilerletim diyorsanız, bence 2021 yılının Kasım ayında bunu konuşamayız. Çünkü dünya zaten birçok krizle boğuşuyor. O nedenle olabildiğince çevik olmamız lazım. Hem öğrenme süreçlerinde, hem ekipleri yönetmede, hem fikri yenilemede ya fikri geliştirme konusunda olabildiğince çevik olmamız lazım. O yüzden Agile da bizim için böyle değerli kelimelerden biri. Biraz önce sizlerden biri yazmıştı. Bizim de yine burada sempozyumda üstüne uzun uzun konuştuğumuz başlıklardan biri. Öğrenmeyi öğrenmek. Şimdi 20 sene öncesini ya da 30 sene öncesini kuşağı olsaydı şöyle bir lüksünüz olacaktı. Bir tane diploma alacaktınız ve onu arkadaki duvarınıza asacaktınız ve o diploma sizin hayatınızı 30 sene boyunca idame ettirecekti. Ama ne yazık ki şu anda inanılmaz bir rekabet var. Hem sizlerin arasında, hem dünyada, hem ekonomik tüm aktörler arasında. O nedenle doğru pozisyonu almak ve doğru yetkinliklerle buluşmak bir yana, bir yandan da yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Çünkü çok inanılmaz bir bilgi akışı var. Ya bilgi akışının hızını size şöyle anlatabiliriz. Birkaç sene öncesinin bilgisini, şu anda süreç daha da kısalmıştır. İnsanlık tarihi kadar olan bilgi şu anda bir senede üretiliyor. Ve bu süre giderek kısalıyor. Yani yarın bir gün 11 ayda olacak, 10 ayda olacak. Yani 10 ayda dünya üzerine üretilen bilgi şu ana kadarki insanların ürettiği kadar bilgiye eşit olacak. Ya bu çok korkunç bir şey. Bu şu anlamı geliyor. Sürekli bir şey öğrenmeniz lazım ki oyunda geride kalmayın. Yani şunu diyebilirsiniz, ben işte Bodrum'a yerleşiyorum ve hayatımı bir emekli gibi yaşayacağım. Onun için de finans kaynaklarına ihtiyacınız var. Eğer annenizden babanızdan zengin değilseniz, o yüzden fikirler bulmak ya da doğru işleri hayata geçirmek ve belki uzun yıllar sonra, umarım erken olmaz, emekli olmak şeylerden, opsiyonlardan biri olabilir. O yüzden öğrenmek gördüğünüz gibi aslında hayatımızın göbeğinde olan noktalardan biri. Ve bu aslında birçok rahatsızlığı da beraberine getiriyor. Mesela FOMO'yu duyanlar var mı? Hemen şurayı çete görebilsem. Aranızda belki duyanlar vardı. Bende var çünkü. Hemen şöyle yazayım. Fear of single out. Bir şeyleri kaçırma. Mesela sosyal medyanın ben evet Caner yazdı. El alem ne yapıyor da kaçıyor. Kesinlikle öyle. İnanılmaz bir sirkülasyon var. Girişimci alanında da öyle. Şu anda mesela ben dünyadaki ekosistemi tarıyoruz. Sürekli tarıyoruz. Ne gibi yenilikler var? Yetişemiyoruz ve şey düşünüyorum işte. Tayland'daki sosyal girişimleri incelerken acaba Amerika'da neler oluyor? Orayı kaçırdım diye o tarafa dönüyorum. İrlanda ne yapıyor? İşte Fransa ne yapıyor? İsveç'teki girişimcilik merkezlerinde neler var yeni diye. Gördüğünüz gibi aslında bir yandan bu bilgileri doğru kullanabilmek için bir ekibe ihtiyacınız var. Bu öğrenme süreci hem bireysel olarak hem de belki girişim iş fikriniz için bir startup kurduğunuz zaman aslında bir görev paylaşmak için çok değerli. Çünkü tek başına bir kişinin ya da iki kişinin tüm bu öğrenme süreçlerini başarılı bir şekilde yürütebilmesi çok da kolay bir şey değil. O nedenle öğrenmeyi öğrenmek böyle. Siz sevseniz de sevmeseniz de artık hayatımıza. Çünkü öyle bir dünya içindesiniz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bir ekosisteme bakalım. Bu ekosistem kelimesini şöyle pardon. Ekosistem kelimesini çok duyacaksınız. Girişim ekosistemi. Çok da popüler böyle. Çok da havalı kelimelerden biridir böyle. Girişim ekosistemi şunu yapıyorum. İşte bu gibi görevlerim var. Şu toplantıya katıldım diye. Belki halihazırda duyanlar ya da içinde olanlar vardır. Ekosistem kavramı aslında kümelenmeden ortaya çıkan kavramlardan biri. Ve 4 ana elementi var. Böyle işin biraz daha teori kısmını duymak lazım bence yer aldığınız alan için. Bir lider var bu kümenin içinde aslında, bu ekosistem içerisinde. Kültür var.
sermaye var ve açık fikirli müşteriler var. Özellikle girişimcilikten bahsettiğim zaman. Mesela şu anda Türkiye'de girişimcilikle ilgili lider pozisyonda olan bir kurum ya da kişim söyler misiniz bana? Kim geliyor aklınıza ilk? Getir. Getir. Tamam. Özel şirket olarak Getir. İlk aklına gelme sebebi herhalde şu anda Getir'in inanılmaz bir hızla büyümesi ve Avrupa pazarında ilerlemesi olabilir gibi görünüyor. Şöyle bakıyorum. Heh. Zorlu geldi, Yemek Sepeti geldi, Girişimcilik Vakfı geldi. Güzel. Hepsi burada ya da Trendyol olabilir mi? Olabilir. Aklına onlar geliyorsa. Bunlar gördüğünüz gibi özel şirketler. Peki kişi olarak kim geliyor aklınıza? Şöyle bakıyorum. Eren Bali geldi. Evet, en son Nasdaq'ta da borsaya açıldı. Amerika'da takip edenler vardır. Bilmeyenler için Eren Bali, Udemy'nin kurucusu. Şu sıralar kendisi oldukça sıkı takip ediyor zaten neler yaptığıyla ilgili. Başka? Acun var. Ne zaman Acun gelecek diye bekliyordum. Tabii ki Acun Ilıcalı. Bu arada çok tartışmalıdır Acun. Rabia. Gerçi bir girişimi değil mi? Ama şu açın. Burada da bir iki Türk katılımcımızla konuştuk bunu. Acun'un girişimci olduğunu söyleyen ama kesinlikle girişimci. Hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak. Şimdi Caner'le bana üçümüze ya da Rabia'ya Acun'a sunulan tüm fırsatları sunsanız belki Acun kadar onu pazarlayamayabiliriz. O yüzden birçok faktör var aslında Acun'un çevresinde. Günün sonunda Acun'un ürettiği hizmet sizin hoşunuza gidebilir. Başak Hoca'nın suratından görüyorum şu anda. Hoşunuza gitmeyebilir. Ama onun girişimci olduğu gerçeğini ve bir ekonomi yarattığı gerçeğini, bir sistem yarattığı gerçeğini ne yazık ki örtmüyor, üstünü kapatmıyor. Bir yandan Acun yarın bir gün, yani böyle 3 ay sonra pat diye bir startup kurup teknoloji işine girerse o sermayenin gücüyle Acun'u biz başka bir şekilde konumlandırmış olacağız. Ama tabii ki hikayesini bildiğimiz için biz tabii ki Türk ekosisteminde Acun'un. O yüzden bizde farklı bir anlam ifade ediyor. Carbon Health geldi Adil Hoca'dan. Gördüğünüz gibi bunu tabii bu gördüğünüz gibi sizler biraz daha girişimci şirketler açısından şirketleri daha çok takip eden bir kitle olduğunuzu gördüm. Mesela bunu Çukurova bölgesinde biz yaptığımız girişim eğitiminde lider kim dediğim zaman Çukurova Kalkınma Ajansı, işte A Üniversitesi ya da COSGAP gibi cevaplar alıyoruz. Şu anda Türkiye'de aslında gerçek bir lider var mı diye baktığımız zaman tüm ekosistemi kurgulayan halihazırda olduğunu söylemek çok zor. Çünkü bölgeler aslında kendi alanlarına göre özelleşiyorlar. Peki kültüre dönelim hızlıca. Kültürümüz girişimcilik için müsait mi? Yani şu an Ankara, İstanbul, İzmir girişimci çok konuşan ve böyle pioneer, öncü pozisyonda olan şehirler. İstanbul zaten tartışmaya gerekiyor. Ankara zaten başkentin gücüyle halihazırda girişimciliği ve üniversitenin gücüyle zaten perçinliyor. Bir taraftan ise kültürümüz müsait mi sizce girişimcilik için? Yani şu anda ben desem ki anneme babama, anne baba benim inanılmaz bir fikrim var. Tüm eğitimimi çöpe atıyorum, kenara koyuyorum. Ya bir tane kalem yapacağım ve bu kalemi elinde tutan bir birey kalp atışını şey yönlenecek. İşte acil bir durum varsa, bir hastalığı varsa hastaneye yönlenecek ve acil müdahale edecek diye bir fikrim var. Derim ki tüm malımı, mülkümü, elimde ne varsa satacağım ve bu işe giriyorum. Annem, babam, bu arada babamın Adanalı bir çiftçi olduğunu söylemem lazım. Hani bir zamanlar Çukurova dizisini izleyenler varsa tam oradan fırlamış gibi kendisi. O yüzden babam sizce bana ne der? Dedim ki bırakıyorum akademi çalışmaları, bu kadar eğitimi, hiçbir yapmayacağım. Bir inandığım ve tutku olduğum bir şey var. Bu kalemi Bluetooth teknolojisine bağlayacağım. İnanılmaz bir ekip kuracağım. Elimdeki maddi manevi her şeyi buna yatıracağım. Ve 200 sene bunun üzerine kapanmaya göze alıyorum. Ha, bu arada şeyler gelmiş. Evet, İbrahim Betil gelmiş Çağla'dan. Heh, gelmiyor. Volga Şahin. Herhalde senin ismin Şahin mi diye düşünüyorum. Tam bilemediğim için. İcat çıkarma çocuğum. Tabii ki bunu çok bir 10 senedir duyuyoruz herhalde. Caner'den geldi. Önce kahvesine gir, sonra yine yaparsın. Bu benim başıma gelenlerden biri. Ha, ismim Volga. Tamam, süper. Yanlış yazılmışım diye sordum. Rabia diyor ki şu anda bana kahvesi çalıştırıyorlar. Kesinlikle. Rabia, o zaman senin de önünde böyle hunharca sınavlara girdiğin, belki ilk kitapta olmayan inşallah olur da. Çünkü çok dar bir alan farkındasınız, kamu alanı. O yüzden KPSS'e girişimde önündeki sopayla kovalanma. Adil hocam kesinlikle babam özellikle beni sopayla kovalama. Herhalde Adana il sınırı içine giremem diye düşünüyorum böyle bir şeyden sonra, karardan sonra. Bunu birçok başarılı girişimcinin hikayelerinde görürsünüz. Kitaplarında, videolarında, TED konuşmalarında hep bunu anlatırlar. Yani bizim kültürümüz ne yazık ki girişimcinin hala çok yeni tanıyor. Aslında kelime itibariyle müteşebbis kelimesinden hali hazırda kötü de var. Ve onlarca aslında müteşebbis de yetiştiren farklı farklı. Belki
günümüz dünyasında algılamadığımız şekilde ama normal kültürümüz olan ve daha sonra bir şekilde kamuda odaklanmış olarak devam ettiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden kültür buna müsait değil ama değişiyor. Değişmesine birkaç örnek vereceğim size. Seval Hanım demiş ki saçmalama. Kesinlikle babamın herhalde ilk teklisi o kelime olur. 5 dakikam. Hocam, Başak Hocam söyleyeyim size 5 dakikam var derken. Soru cevap kısmına geçmek için. Öyle mi? Evet. Daha mı fazla vakit gerekiyor? Yok. Bir saat diye hatırlıyorum ben de, o yüzden hemen soru. Soru cevap kısmıyla birlikte bir saat. Öyle mi? O zaman... Size bir 10 dakika veririm o zaman Selahattin Bey. Ben çok güzel dalmış dinliyorum sizi ama... ben şu anda kendimi 11'e göre ayarladım. Eyvah, hiçbir şey anlatamadık o zaman. Hemen hızlı devam ediyorum. Kültürümüz müsait değil girişimcilik alanında. Biraz hızlı geçeceğim size. Çevirme arkadaşlar beni çok kötü anacaklar. Sermaye, tabii bu sermayeden sadece parayı algılamamız lazım. Özellikle mesela bizim bölgemizdeki, belki bilenler vardı, Mehmet Buldurgan var. Şu anda İstanbul'daki en büyük melek yatırımcı ağlarından birinin başkanı olan şirket ortağım. Şunu söylüyor mesela bizim bölgemizde özellikle yaptığımız girişimlik yarışımı. Para var. Parayla hiçbir sorunumuz yok. Ama iyi fikirler yok. Demek ki sermaye deyince aklınıza gelmesi gereken ilk şey para değil. Doğru insan kaynağını bulabilmek. Doğru yetişmiş insanları, doğru fikri olan ya da tutkulu olan insanları bulabilmek. Ve en önemlisi, biraz önce gördüğünüz gibi benim böyle Bluetooth bağlama çalıştığım tükenmez kalemim elimde. Açık fikirli müşteriler var mı? Yani Adana'da ben bunu deneyebilir miyim? Adana'da satabilir miyim? Bence bunu Adana'da satamam. O yüzden benim açık fikirli müşterinin olduğu pazarlara ulaşmam lazım. O yüzden bir iş fikriniz varsa bu iş fikrinizle beraber doğru alanlarda, doğru yerlerde ve doğru zamanda olmanız da gerekiyor. Yani Ankara'da yaşıyorum ve sadece Ankara'da bunu deneyim derseniz belki başarılı olmayacaksınız. Ama farklı programlarla belki dünyanın başka bir yerinde küreselleşen bir iş fikrine dönüşebilir. Hemen böyle hızlıca devam edelim. O zaman beni mahvetti şu anda. Ekosistemi birkaç ana unsuru var Türkiye'de. Ekosistem için ne anlamanız lazım? Özellikle belki finans kaynaklarının en önemlilerinden COSGAP gibi devlet kurumları, küçük orta ölçekli işletme geliştirme merkezi gibi, işte TÜBİTAK ve ilgili bakanlıklar, melek yatırımcı ağları ya da lisanslı melek yatırımcı ağı bir yandan, hazine müsteşarlığı tarafından. Bunlar aslında size sadece para sağlayan insanlar ya da ağlar değil, bir yandan kendi networklerinde paylaşan ve sizin iş fikrinizin daha da perçinliğe daha da büyümesi ve bir şekilde büyük bir hızla exit olması, yani satılmasını bekleyen insan grupları. Diğer öte yandan benim de daha önce içinde olduğum teknoparklar, teknoloji transferi ve girişimcilik merkezleri. Bize mesela Mersin'de benim bir kurucu yönetici yaptım. Girişim Limanı, hatta isim babalığında yaptım. Girişim Limanı isimli bir 3 milyonluk bir hibeli kurduğumuz girişimcilik merkezi vardı. Tek amacı şu: bir tane Mersin'den başarılı girişimci ortaya çıkarabilmek. Şu ana kadar çıkmadı. En azından bizim dönemimizde bunu yaratamadık. Ama kültür nasıl değişiyorsa onun örneğini verin bu kısımda özellikle. Gram Games var. Belki duyanlar vardır. Türk ekosistemindeki en iyi exitlardan biri. Bir oyun firması. Peak Games gibi. Peak Games bizdeki unicorn firmalardan. Bu Gram Games bir Mersinli tarafından kuruldu. Günlarlı bir Mersinli. Bunun önce, bu başarı hikayesinden önce, yani bu oyun firmasının satılmasından önce Mersin'deki bir ebeveyn ya da öğretmen sorduğu zaman, çocuğum oyun oynuyor, aman o çocuğum oyun oynama dersine çalıştırdı. Şu anda ise bir anda Mersin'deki kültür bir tane dijital oyun firması sayesinde, onun büyük bir kazanım sağlaması sayesinde değişti. Ne oldu biliyor musunuz? Şu anda ebeveyn ve öğretmenler diyor ki çocuğum hadi sen de 500 milyon dolar kazan. Hadi sen de yeni bir oyun tasarla. Hadi sen de grafik tasarım yap. Sen de oyun seslendirme yap. Gördüğünüz gibi biz aslında ekosistemde sizlerle beraber, sizlerin fikirleriyle beraber hep böyle bir başarılı girişimci arayacağız. Biraz önce sizler şunu söylediniz chat bölümünden. Şu anda başarılı girişimler var ve onları biz onlardan cesaret alıyoruz. Ama daha düne kadar yoktu. Yani bizim özel çalıştığımız dönemlerde biz bunu yapabilirsin anlatıyorduk. Ama şu anda çok hızlanan bir ekosistem var. Hatta son yayınlara, makaleye baktığınız zaman, Financial Times'ın haberlerini bile baktığınız zaman Silikon Vadisi İstanbul'a mı kayıyor diye böyle soru işaretleri görüyorsunuz. Demek ki buradaki potansiyeli gören ve bunu böyle kıvılcımını gören aslında bir yandan da noktalar var. Girişimlik eğitimleri var, fikir kampları var. Birçok bölgede yapılan, bunun bu eğitimde de olduğu gibi. Ve tabii ki İngilizce kelimeler olarak şu anda evrenselleşen yarışmalar, konferanslar, etkinlikler var. İşte Startup Weekend gibi, Hackathon, Ideathon gibi. Bunların hepsinin farklı farklı amaçları var. Farklı farklı içerikleri ve hedef grupları var. Bunlara katılmanız aslında sizin ekip üyeleri bulmanız, fikrinizi geliştirmeniz, yatırımcılarla buluşmanız, finans kaynaklı ulaşmanız ve insan kaynaklı ulaşmanız açısından çok ama çok değerli.
Biz de uzun yıllardır zaten bu alandaki birçok çalışmada da gönüllü olarak, mentor olarak, lider olarak, jüri olarak katılıyoruz. O yüzden umarım sizleri de bir yarışmada böyle ağırlama şansımız olur. Bilmiyorum bu projeden sonra bir yarışma var mı diye. Birkaç başarı hikayesini altını çizelim. Şurada bir gördüğünüz gibi böyle tek boynuzlu bir at var. Aslında bir unicorn var. Unicorn'un kullanılması aslında bir yandan da metaforik. Çünkü unicorn'u görmek çok zor. Biz şanslı olan ülkelerdeniz bence böyle biraz artık Arap atı gibi sonradan açıldık galiba. Şu anda hali hazırda unicorn firmamız, hatta dekakorn firmamız var. Yani unicorn firması dediğiniz zaman 1 milyar dolar değerlemeye geçmiş ve satılmış firmalardan bahsediyoruz. Aynı Peak Games'te olduğu gibi İstanbul'u bir oyun şirketi olan 1.8 milyar dolara işte Amerikalı Facebook'un da oyunlarını yapan Zynga'ya satıldı. İlkini hatırlarsınız 1 milyar dolara ulaşamamış yemek sepeti. Bu arada CEO'sunun değişikliğiyle konuşuluyor. 589 milyon dolara. Bir de dekakornumuz var. Kim bu dekakorn? 10 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip olan. Var mı fikriniz? Burada ben chat'e bakayım hızlıca. Hocam Opsgeni'yi hatırlarsanız vaka eğitiminde ev sahipliği yapmıştık ODTÜ'de sizle beraber. Dekakorn 10 milyar doların üzerinde. Çok tanıdık. Şu anda telefonlarınızda birçoğunuzun olduğunu düşündüm. Trendyol. Şu anda Trendyol'la 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip bir dekakorn firma. Yani 10 milyar dolarlık bir güce sahip. 10 milyar doların çok üstüne çıktı şu anda. Arkadan gelen bir tane daha var. Kim var sizce dekakorn olma yolunda ilerleyen? Getir. Evet, Adil Hoca'nın hemen geldi. Şu anda Avrupa'nın birçok başkentinde inanılmaz bir güce sahip olan aslında bir Türk startup'ı. Bir şey sağlayan, hizmet sağlayan bir startup. Hemen bir soru. Hocam bu arada kaç dakika var? Siz bana onu söyleyin. Sorular kısmını belki pas geçebilirim ben. Ben sizi dinlemekten dakikayı tutmuyorum. Selahattin ve not alıyorum ben de. Tamam, ben çok programı da 5 dakika daha, çünkü sorular olabilir. Belki sorularda da bazı şeyleri daha ayrıntılı açabilirsiniz. Olur. Bir 5 tamam, dakika süper. Daha devam edebiliriz. Okey. Hemen soru. Getir ne iş yapıyor? Hepinize soruyorum. Bakın kaç kişimiz var şu anda. Getir ne yapıyor şu anda? 55 kişiden yanıt rica ediyorum. Getir ne şirketi? Doğru cevabı alana kadar da bu soru, aynı soruyu sormaya size devam edeceğim. Buyurun. Tutku mikrofonumu açıyorsun, yazıyor musun? Yazıyor galiba. Yemek gönderiyor, e-ticaret, zaman para takası geldi. İhtiyaç yaratıyor. İhtiyaç yaratıyor. Değer önerisi, zaman yaratıyor. Aynı soruyu sormaya devam ediyorum. Getir ne şirketi? Getiriyor, kesinlikle getiriyor. Adil Hocam da bir şey, kolaylık. Ben sorunun yanıtını alana kadar sormayı çok severim bu arada. Ürün getiriyor demiş Sultan Mujib. Getir ne şirketi? İyi düşünün bak. Getir'in sahibisiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben burada Getir'in hizmet sağlayıcı geldi. Getir'in ne yaptığını hatırlatayım size. 10 dakika içinde marketten, yani bizdeki daha düne kadar Türk kültürü olan bir şey yapıyor. Bakkalın çırağına sesleniyorsunuz. Çocuğum ekmek, yoğurt getir. Eski hatırlayanlar vardı böyle şeyde getirenler. Demir böyle şeylerdi. O çırağı biraz da modernize etmiş bir uygulamayla kullanan. Lojistik geldi, zamandan tasarruf ediyor. Bunların hepsi doğru bu arada. Teslimat şirketi. Ben soruyu sormaya devam edeyim arada. Make money, kesinlikle make money. Çok, hem de ne make money yani. Şu anda 7.6 milyar dolara çıktı galiba değerlemesi. En son aldığı yatırımlarla. Ama 10 milyar doların üzerine çıkacak. Soruyorum. Getir ne şirketi? Hizmet. Aynı cevapları veriyorsunuz. Bence başka bir açıdan bakın. Bir de işin diğer tarafına dönün. Getir ne şirketi? Getir'in sahibi sizsiniz. Siz ne şirketisiniz? Öyle düşünün. Bakalım doğru yanıtı alabilecek miyiz sizden? Getir şu anda İspanya'nın en büyük dağıtım firması Bloku satın aldı. Milano'da hizmete başladı. İngiltere'de hizmette var. Tutku yaklaştın. Tamam, güzel. Teknoloji ama nasıl bir teknoloji? Pazarlama. Zamanımız az olduğu için yanıta vereyim bence artık ben. Getir bir big data şirketi artık. Getir şu anda Milano'daki insanların hangi mahallede, hangi saat aralıklarında, hangi ürünü kaç defa aldığını, neye göre aldığını analiz edebilecek ve belki daha sonra yeni girişimler için bu dataları kullanabilecek bir big data şirketine döndü. Yani işinin %70'lik kısmı artık big data. Geri kalan kısmı sizin bildiğiniz o lojistik ve hizmet sağlama kısmı. O yüzden gördüğünüz gibi aslında teknoloji şirketi bir yandan da o bilgiyi, veriyi kullanıyor, veriye çeviriyor bilgiyi. Ve onunla beraber aslında büyük bir güce sahip oldu. Yani şu anda bir Türk startup'ı, bir Türk teknoloji şirketi demek daha doğru oldu bence. Bir Türk teknoloji şirketi şu an Londra'daki insanların hangi saat aralıkta ne yediğini, ne içtiğini, neler yaptığını çok ama çok iyi biliyor.
Ha, hoca süper bir şey paylaşmış Unicorn Companies şeylerine. Hemen size bir şirketin, şu anda bir Türk startup'ının gücünü paylaşacağım. Şöyle kısa bir video var. Sonra soruları alacağım. Ne yazık ki benim onlarca başlığım vardı, hepsinden bir kaldık. Belki sonunda programı bir yer bulursanız ben tekrar katılmak isterim hocam. Çok havada kaldı. Hemen bir saniye, bir gördüm diye hızlıca bakıyorum. Heh. Şu beni çok heyecanlandıran, ya böyle bir başarıyı görmek çok ama çok keyifli. Şöyle Getir'in İngiltere reklamını görenler var mı bilmiyorum. Don't be sad, girl, 'cause baby, I got it going on. From app to door in minutes. Get it. You've got it. Bunun, hemen şöyle şunu kapatayım bir saniye. Bu bizi özellikle girişim ekranında çalışan o kadar heyecanlandıran bir reklam ki, bir gerçekten Türk şirketi, Türk bir isimle ve CEO'sunu belki açıklamasını hatırlayan ya da bilenler vardı. Bu iki hecelik Türk kelime, Türkçe kelimeyi tüm dünyaya öğreteceğiz diye. Bu belki bizim ekosistemde yıllardır hayalini kurduğumuz başarı hikayelerinden biriydi. Şu anda İngiltere'nin göbeğinde bir Türk startup'ı, bir Türk teknoloji firması gördüğünüz gibi büyük başarı imza atıp ve inanılmaz bir hızla büyümeye devam ediyor. Bu tabii bununla beraber sizlerin fikirlerini de perçinliyor. Belki yatırımcı olarak aynı Amerika'daki Hamdi Ulukaya gibi, Çoban Yoğurtları gibi belki farklı farklı programlarda finans kaynaklı ulaşmışsınız da çok ama çok değerli olacak. Birkaç tane benim böyle sunumum vardı. Bir tanesi iş fikriyle ilgili. Hemen onu şöyle görebilirsem. Şu anda elim ayağım dolaştı çok zamandan dolayı. Ben bence sorular alayım. Burada kısa bir kesmek zorunda kalıyoruz ne yazık ki zamandan dolayı. Ama belki başka programda tekrar buluşuruz. Çünkü bu 4-5 gün eğitim yaptığım için böyle bir saate tüm ekosistem çok büyüdü ve çok çok da keyifli bir alana haline geldi. Bu tabii iyi yanları varken bir yandan da tabii ki başarısızlık örnekleri de var. O yüzden çok başa kocadan önce şuraya ben bir şey koyacağım. Bir saniye. Chat kısmına görebilirsem. Berat'ım, ayrıca sizi davet ederim bence de tekrar. Bir başka nasıl diyeyim? Bir başka session yapalım, bir başka modül yapalım. Geri kalanları da mutlaka toparlayalım. Sizden mutlaka dinleyelim. Programımıza bakalım nasıl oturtturabileceğiz sizi. Mutlaka sizi davet edelim. Ya, Adil Hoca buradayken bana aslında çok söz düşmez ama seve seve küçücük bir katkı olursa ne mutlu bana. Tamam. Özellikle iş fikri bulma konusunda ben şimdi bir sunum paylaşacağım şey bölümünden. İş fikri bulurken belki en önemli kısımlardan biri, benim de daha önce yaptığım hatalardan biri, bir girişimci adayı olarak iş fikrine aşık olmamak, tutkulu olmak doğru bir kavram olabilir ama aşık olmamak çok önemli. Yani şunu yapabilmeniz lazım. İnsanlardan aldığınız geri bildirimlerle, işte Başak Hoca'dan, Ali Hoca'dan, benden ve başka belki ekip üyelerinizden o fikri şöyle buruşturup, çöpe atıp, sonra tekrar nerede hata yapıyorsunuz? Doğru fikri ya da doğru yön ya da hizmeti tasarlıyor musunuz? Ya da doğru ekip üyeleriyle yola çıkıyor musunuz? Bunu çok iyi bilmek lazım. O yüzden ekip iş fikrine aşık olmamak ama tutkulu olmak alana ve girişimci olmaya, cesaretli olmak ve dayanıklı olmak süreçlere, çünkü süreçler çok da kolay değil. Böyle girişimci arka planda kanter gözyaşı var bir yandan da. Bir yandan da müthiş başarılar var. Ve en önemlisi öğrenme sürecinizde başarısızlık hikayelerini çok ama çok iyi dinlemek ve onlarda, ya bu bizim kültürel olarak tek kabul ettiğimiz şey değil. Biz başarısızlık hikayelerini duymak istemeyiz. Özel hayatımızda da, iş hayatımızda da. Ama Batı toplumlarına baktığınız zaman başarısızlık hikayelerinin aslında bir öğrenme süreci olduğunu, ikinci, üçüncü girişimizi batırdıktan sonra daha fazla yatırım aldığınızı görürsünüz. Çünkü insanlar size deneyimle aynı hatayı yapmayacak. O yüzden ben yatırım yaparken ya da onu desteklerken ya da onun ekibine yer alırken doğru bir şekilde yer alabilirim gibi bir noktada aslında sizi destekleyecekler. O yüzden İngilizcesi fuck up nice diye geçen, Türkçe'de aslında iş batırdığım günleri, geceleri, etkinlikleri var. Birazdan linki de ben paylaşacağım sizin program devam ederken. Bu ve benzeri programlarda, yani o iş batırmış insanların hikayelerini dinlemek bence çok ama çok ciddi bir öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır. Ve en önemlisi son olarak da araştırma yapmayı unutmamak lazım. Birazdan böyle birkaç tane link sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de ekosistemde ne yeniyor, ne içiliyor, hangi kaynakları kullanabilirsiniz? Onları da dediğim gibi diyebilirsiniz ki Tutku diyebilir ki ya da Feyza, ya ben okumayı hiç sevmiyorum, müthiş bir fikrim var
Ama ben o kısımda yokum. Okuyamam oturup raporları, yenilikleri, fırsatları ya da melek yatınca alanı araştıramam. O zaman ekip üyenizden bir ya da iki kişinin bunu yapıyor olması lazım. O yüzden iş bölümünde çok doğru olarak yapılması lazım diyerek burada kesmek zorunda kaldık. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Gerçekten çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Ben bile sayfalarca not tuttum diyebilirim. Bütün bu önerdiğiniz şeyleri de takip edeceğimden emin olabilirsiniz. Hayat boyu öğrenmeye inanan bir kişi olarak. Evet. O yüzden tüm paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar chatten yazabilirsiniz ya da elinizi kaldırıp kameranızı açmak mecburiyetinde değilsiniz. Kendiniz de direkt soruyu yöneltebilirsiniz. Soruları chatten toplayabiliriz. Chatten sorabilirsiniz. Selahattin Bey'in dediğimiz gibi 11'de çıkması gerekiyor uçağa yetişmesi için. Bu arada Selahattin Bey, bu getiri söylemeniz çok ilginç oldu. Çünkü çok yakın bir aile üyem bu salı günü İngiltere'ye taşındı. Ve Getir'in oradaki CEO'suyla görüşüp bir bölgeyi almayı istiyor. Yani nasıl bir gelişme olacak bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Çünkü hani benim için de ilginç bir şey. Yani Getir ne iş yapıyor sorusunu ben de kendime çok sordum. Öyle söyleyebilirim. Yani ne iş yapıyor? Ne kadar bağımlısınız başka birilerine? Bir girişimcilik açısından Getir bayiliği almak mantıklı mıdır? Çünkü sizin elinizde olan bir şey değil. Birçok şeyi o getiren kuryeler yaptığı için, adı üstünde getiren kurye yaptığı için bu kadar bağımlı olmak doğru mudur? Bir girişimcilikte başkasına ilk başta bu kadar bağımlı olmak doğru mudur gibi sorular da benim mesela aklımda. Bir girişimci olarak mesela siz mi ilk başta birçok şeyi kendiniz halletmelisiniz yoksa yine bir ekiple mi başlamalısınız? Tüm bu düşünceler mesela benim aklımda olan sorular diyebilirim. Yani, arkadaşlar sorunuz var mı? Ben bunu sordum Selahattin Bey'e ama evet. Tutkunun var. Benim için iyi bir fikriniz olabilir ama ekip üyeleriniz olmadan yola çıkmak çok gerçekçi değil. Yani gerçekten sizi aynı hayali paylaşan insanları bulabilmeniz lazım. Biz kendi alanımıza bile, gençlik alanında bile biz düştüğümüz yerde motivasyon olarak bizi böyle yükselten arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hatta olabildiğince aynı insanlarla çalışıyoruz ki böyle birbirimizi tanıyan ve birbirimizi aslında güçlendiren bir insan grubu daha güçlü bir şekilde yolda devam etmemizi sağlıyor. Tutku, sor hızlı. Hayat boyu öğrenme ve bu öğrenmeyi öğrenmeyle ilgili bir sorun var. Bu FOMO'dan bahsettiğinizi ilk defa duydum. Geçmişleri olsun mu diyeyim mi dediğim. Bende de bunu çok hissettiğim bir parçalanma hali yaşıyorum. Özellikle bir şey araştırırken ve derinleşmede çok zorlanıyorum. Yani şu an bilgisayarımda 40 sekme açık durumda. Bir oradan bir buradan derken bir türlü derinleşemediğimi hissediyorum. Bir kere yalnız olmadığımı hissettim. Teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Evet, böyle yani... el ele tutuşup teknolojinin ne kadar bizi ne hale getirdiğini anlatıp böyle iki gündür Instagram kullanmıyorum falan konuşacağız yakında. Ama ben Instagram'ı kapatalı çok oldu. Böyle bir dünya yok, size onu söyleyebilirim. Aynen, entrepreneur hocam. Böyle bir dünya yok çünkü teknoloji kullanmak zorunda. Özellikle bir alanda uzmanlaşmak, girişimci olmak ya da iş fikri bulmak istiyorsanız her yeri, her yaşanan şeyi bir şekilde analiz edebilmeniz lazım. Görebilmeniz ya da içine alırsa. Yani mesela şunu birçok insandan geçip ekosisteminde şunu duyuyorsunuz. TikTok iğrenç bir şey. Ya abicim TikTok'u kullandı mı, var mı telefonu diyoruz. Hayır, iğrenç bir şey diyor. Peki TikTok'u indirmeden o teknoloji şirketinin ne yaptığını ya da yararlı noktalarını görebilir misin? Göremezsin. Bak TikTok'u bile kullanmamız gereken bir dönemdeyiz. Ondaki artı ve eksileri görebilmemiz için. Bu arada FOMO'nun bir şeyi var mı bilmiyorum. Ben çözümünü bulamadım. Hatta bende procrastination var artık böyle. Erteleme hastalığı oldu o yüzden. Çünkü o kadar çok bilgi dağınıklığı var ki sende de vardı muhakkak. Ben bununla ilgili böyle daha sakin, daha plan, daha program, onlarca ajanda kullanıp post-it üzerine böyle post-it yazdım unutmam için başka post-it koyup kendim böyle bir sistem kurmaya çalışıyorum. Ama bir ekiple çalışmak, özellikle bir iş fikri üzerine ekip üyelerinin seni check etmesi, senin böyle odaklanma sağlaması açısından ve görev paylaşması çok daha doğru olur. Bu arada herkese aynı hastalık varmış. Böyle kliniklik bir durumumuz var, farkındaysanız hep beraber. Evet. Yani bence network, siz de bahsettiniz. Bu süreç içerisinde de network'ten çok bahsedilecek. Ama bulunduğunuz her ortamdaki network'i çok iyi bir şekilde kullanmayı aklınıza koyun. Şu anda gördüğünüz program bile bir network programı. Yani nedir bu? Benim GMF Alumni Network'ümü kullanmam sayesinde bu gerçekleşiyor.
Bu aradaki gördüğünüz bütün konuşmacılar bir networking ürünü. Yani Selahattin Bey'le daha önce tanışmıyorduk ama Seval Hanım sayesinde tanıştık. Seval Hanım'la daha önceden tanışıyorduk ama aynı zamanda Başak Yavcan sayesinde tanıştık. Adil Hoca zaten ODTÜ'de. Yani gördüğünüz bütün bu sistem, bütün katılan mentorlarımız, bütün katılan jüri üyelerimiz vesaire, hepsi bir networking ürünü. O yüzden mutlaka bulunduğunuz ortamlardaki ilişkilerinizi iyi tutmaya gayret edin. Hiçbir kapıyı da çok sert kapatarak çıkmayın derim ben. Hani bu networking kısmı bence çok önemli. Sorunuz var mı? Soruları almaya çalışayım. Network is the best work. Bu evet. beni tanıyanlar bu kelimeyi çok duyar. Gerçekten öyle. Özellikle evet. gönüllü çalışmalar bize bunu sağladı. Arada belki özellikle ben Türkiye Ulusal Ajansı eğitmeni görevim ve gençlik alanında olduğum için uzun yıllardır. Uluslararasılaşma çok önemli. Şu anda birçok buradaki arkadaş muhtemelen öğrenci zaten. Erasmus Plus gibi belki temelde gibi programlar sayesinde aslında birçok yurt dışı fırsatını ve gerçeklerini görme şansınız olacak. Yani işte Macaristan'a Erasmus öğrencisi olarak gittiğiniz zaman Macarlar ne yiyor, ne içiyor, ne gibi ürün alıyor, ne gibi ürün satıyor onları da görmüş olacaksınız. Kültürlerini görmüş olacaksınız. Bir girişimci için uluslararasılaşma bence olmazsa olmaz. İşte Başak Hoca'nın alumni olduğu gibi ben de Amerikan Büyükelçisi alumni'lerinden biriyim. O nedenle mesela benim network'ümde kullanan bir genç grup oldu. İşte Mersin'de üniversitede çalıştığım dönemde. Bir tanesi bir liderlik eğitimi Hawaii'ye, bir tanesi Chicago'ya gitti. Sırf ben oradaki küçücük bir programda yer aldım diye. Gördüğünüz gibi aslında tanışmanız. Ben mesela burada bir öğrenci olsam ya da bir katılımcı olsam bu programda herkesten LinkedIn hesabını paylaşmasını, sizi tanıyayım tanıyabilir miyim? İşte mailinizi alabilir miyim? Bu arada LinkedIn hesabınız yoksa muhakkak edinin. Çünkü dünya orada dönüyor. Bilginiz olsun. Şöyle hatta ben şuraya yazayım. Başka bir şey var. Doğru ekibi nasıl bulabiliriz? Güzel bir soru. Doğru ekip bence startup'ken Hackathon, Aydraton gibi programlarda ya da böyle bu dönemin özellikle bize verdiği bu ve benzeri online programlar çok rahat bulabilirsiniz. Özellikle pandemi dönemi bizim gibi bu alanda çalışan insanlar çok büyük kas kaldı. Hayatta tanışamayacağım İngiltere'deki, İrlanda'daki, Tayland'daki insanlarla tanışma fırsatı sağladı. Ve şu an yüzde görüşmesek bile onlarca proje fikri, girişim fikriyle beraber yoğuruyoruz. O yüzden Zoom'daki etkinlikler özellikle LinkedIn üzerinden Avrupa'daki ve Amerika'daki üniversitelerin girişim programına katılabiliyorsunuz. Hatta doktora seviyesindeki girişim programları bile böyle public olarak yapılıyor. Ben en son Danimarka'daki bir doktora programında katıldım. Şoka girdi tüm öğrenci ve hoca gruba. Şu anda bizim öğrenci dışında sadece biri var yabancı, Türkiye'den. Siz niye buradasınız diye bana soru sordular. Merak ettim ne konuşuruz geçimde diye. Ve emin olun biz çok daha fazlasını konuşacağız. Çok o kadar temel anlatıyorlardı ki. Şunu gördüm, demek ki orada başka bir program tasarlanabilir. O yüzden fırsatları insanla tanışmak için ve ekip üyeleri bulmak için bence... süper. Adil Hoca bu arada Find Your Co-Founder diye bir hashtagle bir program varmış galiba. Sosyal girişimle ilgili belki Adil Hoca bahsedecektir. Sonunda da var ayrıca. Ayrıca gelecek hafta sosyal girişimcilikle ilgili sadece bir eğitim modülümüz olacak. İsterseniz onu o noktaya bırakalım. Benim de eğitmeni olduğum Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi var. Pardon, onu lütfen cevap verin. Evet, pardon. Evet, Koç Üniversitesi tarafından Türkiye'de yapılmış en bence kapsamlı çalışmalardan biri. Bizim sosyal girişim üzerine çalıştığımız birkaç ağ daha var. Ama Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın çalışmalarına bakmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de bir hukuksal yapısı yok ama kalkınma planında, 11. kalkınma planında 2030'a kadar yanlış hatırlamıyorsam, 2 ya da 2025 miydi? 2025 olabilir. Bir yasal düzenleme yapılması düşünülüyor. Sosyal girişimi bilmeyenler için hoca söyleyecekti daha sonra. Aslında bir ürün satarken bir yandan toplumdaki bir sorunu da çözülmemek için gelirinizin bir kısmını kullanıyorsunuz. Ve toplumsal sorun tamamen ortadan kalkana kadar da kullanmaya devam ediyorsunuz. Ne yazık ki Rabia bu arada Trabzon'daki program kapandı. Onun için ne yazık ki ev sahip yapamıyor. Pazartesi başlıyor çünkü. Bana ulaşmak isterseniz Başak Hoca uygun görürse LinkedIn hesabımı paylaşabilir. Ben ev sahibine sormadan paylaşmak doğru olmaz. Yok tabii ki. Seve seve özellikle LinkedIn gibi profesyonel ağlardan insanları tanımaya dikkat edin. Çünkü Instagram, Facebook gibi alanlar biraz daha özel alanlar. İnsanların özel paylaşımı olduğu alanlar. O yüzden gerçekten iş yapmak, fikir bulmak, ekip üyesi bulmak istiyorsanız LinkedIn üzerinden bağlantı kurmanızı, tanışmanızı ben oldukça sıkı bir şekilde tavsiye ederim. Başka soru var mı diye bakıyorum bu arada. Şöyle baktım. Herhalde yok benim de gördüğüm kadarıyla.
Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Gerçekten çok kapsamlı, güzel bir giriş oldu bizim açımızdan da. Kapımızdaki bu girişimcilik düşünceleri ve fikrinin genel ekosistem hakkında ve birçok boyutuyla bizi gerçekten bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. LinkedIn bağlantınızı paylaşırsanız arkadaşlar sizleri de networklerine dahil, madem network bu kadar önemli dedik, networklerine dahil edebilirlerse çok çok iyi olur. Tamam, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. İyi yolculuklar diliyoruz. Hoşçakalın.